Bagel işi New York çok iyi yapıyor ya. Şu anda insanların aradığı trendler bunlar. Burada mesela bayağı vlog çekiyorum ama insanlar geçiyor falan. Hanı kreşine bıraktık. Annem, ablam, ben. Ben artık işe doğru geçiyorum. Ablam dersine gidiyor. Annem de Hanı bekliyor. Bir sürü insan böyle aile, işte çocuklarını bırakmaya geliyor ve çocuklar nasıl çığlık çığlığa bağırıyor hepsi. Ben de içimden şey de düşünüyorum. Ben anlıyorum acınızı ama bu geçmeyecek. Hayatın hani sonuna kadar bunda yaşayacaksınız. Ama tabii ki de hiçbir daha konuşamadığı için bunu onlarla paylaşamadım. Şimdi ben de bunları arkamda bırakıp artık işime gidiyorum. Saat 9'a geliyor. İşe gideceğiz. Biraz bir kahvaltı. Sonra bugün öğlen Arizona State'den bir tane bizim fraternity'de olan bir tane adamla yemeğim var. Benden 4 yaş falan büyük. Stanford'da master yaptı. McKinsey'de 2 sene danışmanlık yaptı falan. Bayağı beyin bir çocuk. Şimdi Google'a çalışıyor. Ama New York ofisinde işte ona yazdım, onunla yemek yiyeceğiz. Akşam da bir tane arkadaşımla yemeğe çıkacağım. Bakalım böyle bir gün. Yani size yine New York'tan bir çalışma günümü paylaşacağım. Sabah koşumuza çıktık bomba gibi. Hala yağmur yağıyor birazcık. Kötü oldu ama hava çok sıcak. Yani yağmur garip bir hava yani. Pis yağmur var. Burada böyle bir sürü helal food yapan yerler var. Millet bayılıyor buna ve o kadar pis gözüküyor ki anlatamam. Şu anda sağ tarafım sabah koştuğumuz yer bu. Broadway Caddesi. Bunun ilerisi Soho'ya çıkıyor, bütün alışveriş yerlerinin olduğu yere. Saçım sırılsıklam oldu ya. Şimdi girdik. Burası böyle Pac-Man temalı bir yer. Şu anda buradayız. Buradan böyle gideceğiz. Burada bir oyun odası var bayağı büyük. Orayı göstereceğim size. Ve sonra buradaki yerde kahvaltı. Geçen sefer geldiğimizde orada bagel yemiştik. Şimdi yine öyle bir şey yapacağız. Burası mutfaklardan bir tanesi. Kahvaltımızı edelim. Proteinli smoothie'mizi alalım. Oyun odasını göstereyim. Buraya kesinlikle öğlen falan, öğleden sonra geleceğiz böyle bir 15-20 dakika kafa dağıtmaya. İçinde gerçekten yok yok. Ya şu Revolution Dance mi neydi oynadı? Önüne fan koymuşlar. Ki çünkü dans ederken inanılmaz terliyorsun falan. Arcade oyunu var, basket arcade var. Langırt var ve en cool olaylardan bir tanesi. Buraya böyle old school şeyler koyup böyle PlayStation 2 var. İşte bir Nintendo var ve televizyonlar da böyle. Eski girişlerden falan inanılmaz güzel yapmışlar. Aynı şekilde işte bir sürü masa tenisi, kutu oyunu, bilardo, bateri, F1 yarışı, PlayStation 5, Xbox One falan, her şeyin en yenisinden gibi güzel şeyler var ama daha sabah 2 yıl olduğu için bomboş. Öğlen burası patlıyordur kesin. Öğleden sonra buraya geleceğiz. Burada şurada bir insanlara baskette şut dersi vereyim. Bu kadar büyük ki şu her yerde böyle haritalar var ve cadde isimleri de yazıyor. Gerçek caddeyle hani dışarıyla eşleşecek şekilde. Çünkü Google'ın buradaki ofisi tam olarak bir blok büyüklüğünde. Yani koskocaman belki 10 apartman diktikleri daha fazla belki. Alana Google sadece tek başına bir bina dikiyor ve orayı ofis yapıyor. O yüzden hani bayağı yürüyorsun ofisin içine. O yüzden scooter var zaten. İşte burada Legolar var. Burası Lego temalı yanda yine. Böyle acayip oturma alanlarımız. Şimdi bir anda
bam tema değişiyor. Mesela yerlerde falan işte mesela game room buradan gidin diyor. İşte ne bileyim şuraya gidiyorsanız buradan gidin. 5BB mutfak bizim içine girmek istediğimiz yer, o yüzden biz buradan gidiyoruz. Şimdi ben sabah koşudan sonra bagel'ımı almıştım zaten, somonlu. Onun yarısı kalmıştı, onu yiyeceğim şimdi. Sonra buradan da gelip protein tozlu shake'imizi alacağız. Kahvaltımızı edelim şimdi. İnanılmaz cozy bir New York sabahı. Dışarısı böyle puslu, yağmurlu. Sabah yarısını yedim. Şimdi diğer yarısını yiyeceğim. Çünkü evden o kadar aceleyle çıktık ki. Ablamın dersi vardı, hanın kreşi başlıyordu, annemin daha ilk sabahı falan. Böyle birazcık kaos vardı evde. O yüzden güzel organize olamadık. Ama bir sonraki günler daha güzel organize olacağız. Bagel işini New York çok iyi yapıyor ya. San Francisco'da mesela hiç popüler değil. Bir iki tane yer var böyle gerçekten bu standartta yapan ve yapması bu kadar zor olmasa gerek. Yani niye bunu yapamıyorlar anlamıyorum. Mesela diyelim, çok konuştuk. Hey, good morning. Can I do blackberry, raspberry and banana? Yoğurtlu, muzlu, yaban mersinli, proteinli ve arı polenli bir smoothie yaptık kendimize. Buna bakıyorum. Ay kötü olmuş. Koyduğum şeylerden bir tane, o berilerden bir tanesi çok ekşi. Ve yoğurt. Ne düşünüyordum bilmiyorum. Fikri çok güzel geldi. İçeceğiz artık. Şöyle düşünüyordum. Dedim ki şekeri sabahtan alayım. Zihnimiz açık, berrak bir şekilde günümüze başlayalım dedim ama çok pırıl pırıl olamadık. Artık dikeceğiz. Kahvaltı olayları bitti. 9. kata çıkacağız. Geçen cuma benim tane tasarımcıyla, UX designer'la toplantım vardı 9. katta. O adam bizim takımın UX işlerine bakıyor. Onunla toplantı yaptık. Sonra işte konuştuk, dedi ki ben de haftaya San Francisco'ya gidiyorum dedi. Ben dedim ki aa tamam süper, o zaman senin masanı alabilir miyim dedi. Al al dedi. Bu hafta boyunca onun masasından çalışacağım. Çünkü masa kiralamak için birazcık geç kaldım. Önceden ayarlaman gerekiyor. Ben son dakikaya bıraktım, o yüzden masa kalmadı. Normalde işte kafeteryalarda falan çalışıyordum ama işte böyle güzel bir masa ve monitör olsa çok daha rahat olacak işim. Burada mesela bayağı vlog çekiyorum ama insanlar geçiyor falan. Kimse garipsemiyor bu olayı. Düşünsene çalıştığın ofiste biri kamerayla geziyor. Ben garipserdim bayağı. Belki onlar da garipsiyor ama ne diyebilirler ki? Bak burada böyle hızlı telefon konuşmaları için böyle hücreler var. Ve böyle bir şey var. Burada insanların aradıkları şeyler mi var? Oha! Şu anda insanların aradığı trendler bunlar. Bunu bilmiyordum. Arsenal. Arsenal ile Elon Musk'ı arıyorlar. South Africa'yı görsün mü? F1 arıyorlar falan. Aa, çok absürt. Bir şey olduğunu bilmiyordum. Çıkalım bakalım yukarı. Burada bütün katların planını görebiliyorsunuz. Şimdi 9. işte 8'de mesela fitness, masaj. Şunlar bunlar. 9'da işte ortak takılma alanı ve ofisler var full. Ben de orada olacağım. Burada oyun odasındaydık. Şu yemek yediğimiz yer. Spa, masaj, yani bir sürü var bunlardan. İşte yukarıda yine fitness masajı. 3 tane masaj yeri var abi. Ofiste 2 tane spor salonu. 10 tane kafe var. Molaya girdim. Yemeğe gideceğiz. Yemek için 13. katta çok güzel bir kafe varmış. Böyle elit bir mimarisi olan, böyle daha klasik tarzda bir restoran yapmışlar. Şurası. Domain diyor. Bu tarafa gireceğiz. Hadi orada görüşürüz. Yemekten geldim. İnanılmaz güzel geçti. Andrew'la bayağı uzun süredir konuşmamıştık. Andrew benden 4 yaş büyük. Lambda'da, bizim Lambda'daki Alpha işte bu fraternity'de benden 4 sınıf, hatta belki 5 sınıf daha yukarıdaydı giriş olarak. Biz Gifted'i yaparken Andrew ve birkaç kişiye daha ulaşmıştık Lambda Network'ünden. Onlar bizim startup'taki advisor'ımız olmuştu. İşte Andrew bunlardan biriydi, Hanson bunlardan bir tanesiydi. Mitchell bunlardan bir diğeriydi. Bunların hepsi işte Silikon Vadisi'nde yaşayan bizim Lambda'nın
İşte iyi yerlere gelmiş çocuklarıydı. Bir senedir falan neredeyse görüşmedik. 6-7 aydır hatta. 6-7 ay bir senedir görüşmedik. Şimdi bir catch up edelim hani hayat nasıl gidiyor falan. O da çünkü San Francisco'da yaklaşık 3 sene falan yaşadı. Startuplarla uğraştı, işte McKinsey'de çalıştı. Hatta belki 5 sene yaşadı orada. Çünkü master'ını Stanford'da yaptı. Oradan sonra oradaki McKinsey'de çalıştı, bayağı seyahat etti, sonra geldi startuplarda çalışmaya başladı orada. Onda hem hani San Francisco'daki hayattan konuştuk, orayla buranın farkını konuştuk dediğine göre burada bir iki sene kalmayı düşünüyormuş ama şu anki trajektörüsü en az bir 4-5 sene kalırım diyor. San Francisco'dan sonra çok iyi geldi diyor. Hem bir sürü arkadaşı var, daha fazla insanla sosyalleşebiliyorsun falan, o yüzden çok güzel. Konuşmanın en önemli şeylerden bir tanesi onun hayatı aslında benim İdeal hayat senaryolarımdan bir tanesiydi. Yani üniversite sonrası McKinsey'e girip danışmanlık yapıp böyle seyahat eden falan, oraya buraya giden, daha koşturmalı bir hayatı daha çok istiyordum. Şu anki hayat bana birazcık şey geliyor, stabil geliyor. Ama aslında yine bir sürü hareketli şeyler oluyor, olmuyor değil ama hani o McKinsey'nin hayatı daha böyle seni koşturuyor, bu yaşta acayip tırmalıyorsun ve çok büyük şeyler öğreniyorsun. Yani McKinsey'de seni birkaç sene çalışmak, MBA yapmakla aynı senaryoda şeye koyuyor seni. O yüzden hani sordum, MBA yapmak istiyor musun dedim. O da yok hani zaten hani McKinsey sayesinde ve startup tecrübem sayesinde PM rolüne, product manager rolüne girebildim. O yüzden MBA'ye gerek yok benim için. Onun işte 30 kişilik bir product manager grubu varmış burada. Dediğine göre onların %80-90% MBA çıkışıymış. Diyor ki yani ben zaten bu role geldim MBA'siz. Bundan sonra benim MBA'ye ihtiyacım yok. Diyor ki MBA yapmak mesela şimdi 2 sene maaş almayacaksın. Normalde alacağın. 2 sene de okula para vereceksin. Yaklaşık 600-700 bin dolara geliyor. Hani okulun parası belki 200 bin dolar ama o sırada kazanmayacağın parayı o mesela şu anda 300-350 bin dolardan aşağı kazanmıyordu. 700. Zaten okula da 200 verdi. Hadi 100 binde 7 falan. Hani bir, neredeyse 1 milyon dolar ona bu MBA maliyeti. O yüzden bana bunu söyledi. O da çok güzel noktalardan bir tanesi. Genel olarak verimli bir konuşmaydı. Güzel bir yemek yedik. Şimdi bilgisayarın başına geri geldim. Artık bu arada çok güzel kendime şey yaptım. Yemek sonrası bir meyve seremonisi. Böyle bir meyve tabağı, granolalar, blueberry'ler, şeyler, çilekler, altında da yoğurt var falan, böyle acayip bir şey yaptım. Şimdi onu yiyeceğim. E-maillerime cevap vereceğim ya da işte ben de yemekteyken bir şey olduysa onlara bakacağım. Günün ikinci yarısından devam ediyoruz şimdi. Bir tane toplantıya gireceğim. O telefon odalarından bir tanesinin içine girdim. Böyle tatlı bir ortam var, ayakta böyle bağırdığı gibi çalışıyorsun. Buradan toplantımızı alacağız ve devam ediyoruz. Odanın aydınlatması falan çok güzel. Tam böyle yüzüne ışığı veriyor ama gözünü almıyor. Bunu iyi düşünmüşler. Şarj aleti falan her şeyi koymuşlar, bar sandalyesi. Gayet güzel, konsantre olunmalık bir yer. Keyifli. Şimdi oyun odasına geldim. Arkamda çocuk acayip oynuyor şu oyunu. Ben de geldim. Burada şimdi şu PlayStation'ı oynamayı deneyeceğim. Acaba nasıl çalışıyor? Burada bir numara var. Mario Kart oynayabilir misiniz böyle şurada? Şu ekran bile o kadar insanı çocukluğa götürüyor ki. Nasıl oynayacağız bunu ya? Açmayı beceremiyorum bu arada. Biraz Mario Kart oynayalım. Oha, başlıyor lan oyun. Nasıl bir iş? Daha biz yokuz. Tabii ki. Donkey Kong mu alsan yoksa? Ya bu niye hareket ediyor? Oğlum bunda bir küçük var ya, vallahi bak. No to say just they are interesting. Oho. Bu işi beceremedik ya. Ulan benim ayıbım yalnız bu arada. Ama bence kumanda bozuk. Bu da bağlı gerçi. Bakalım şimdi ortaya çıkacak benim problemim ne yoksa makinede bir sıkıntı var. Evet, makinede bir sıkıntı var. Welcome to NBA Hoops.
Şuna karar verdim. Bu makine bozuk. Çünkü skorum 0 diyor. 0 falan değil skorum. Yine 0. Arkada masa tenisi oynayan bir ekip var. Şurada Spider-Man oynayan bir ekip var. Çocuklar daha doğrusu. Burada da bilardocular var. Aynen. Direkt onu reddedi, panik kastım. Yanlışlıkla. Evet, birkaç kişi geldi bayağı. Bugün New York Google ofisinden beraber çalıştık. Bence inanılmaz keyifliydi. Artık işimi bitirdim. Saat de 7'ye geliyor. Akşam yemeğine geçiyorum şimdi arkadaşımla buluşmaya. Hoşça kalın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.